Merhabalar, ben Oz. Bugün Jujutsu Kaisen'de kötülerden kötüsü olan Sukuna'nın hayatıyla karşınızdayım. Sukuna, lanetlerin kralı olarak isimlendiriliyor ve çok güçlü bir karakter. Bu videoda bolca spoiler olacak, bilginiz olsun. Başlamadan önce kanalıma abone olup paylaşarak ya da katıl butonundan bana destek verebilirsiniz. Destekleriniz için teşekkür ederim. İyi seyirler. Efsaneler, Sukuna'yı 1000 yıl önce büyücülüğün altın çağında ortaya çıkan 4 kol ve 200 görünümünde kısır bir hayali iblis olarak görüyorlardı. Olağanüstü derecede ürkütücü güçlere sahip, çağ boyunca anlatılmamış tahribata yol açacak ve şeytani yetenekleriyle sürekli olarak eski şamanlarla savaşacaktı. Yeteneklerini ona karşı keskinleştirirken birçoğunu öldürmesine rağmen onu yok etmek için her şeylerini verdikten sonra sonunda onu yenmeyi başardı bu şamanlar. Öldürdüler. Ancak ölümünde bile gücü gerçekten öldürülemeyecek veya yok edilemeyecek kadar büyüktü. 20 tane parmağını yok edemediler. Böylece parmaklar mühürlendi. Üst düzey lanetli nesneler olarak damgalandı. Güçlerinin dünyayı etkilemesini engellemek için yerleştirilen mühürlerle çağlar boyunca dağıldı ve kayboldu. Yüzyıllar sonra modern çağın 2018'inde parmaklardan biri yeniden ortaya çıktı. Bugisawa Lisesi'ndeki bir açık hava termometre kutusunda tutuluyordu. Okulun yerel okült kulübü çalışma için parmağı termometre kutusundan almış ve üzerine yerleştirilmiş mührü anlaşılmaz bir şekilde çıkartmıştı. Kusurlu güçleri yüzyıllar sonra serbest bırakıldığından parmağın kötü enerjileri kulüp üyelerine saldırmaya devam eden lanetli ruhları çekmeye başlamıştı kendisine. Kulübün bir üyesi olan Yuji Itadori, eğitimindeki genç bir şaman olan Megumi ile birlikte kulüp üyelerini kurtarmış olsalar da lanetler karşısında umutsuz yenildiler. Başka bir seçenek göremeyen Yuji, lanetli ruhları gücüyle savuşturmak için parmağı yemeye başladı. Bu, Sukuna'nın yüzyıllar boyunca mühürlendikten sonra Itadori'nin genç vücudunda reenkarni olmasına neden oldu. Lanetleri kolayca öldürdükten sonra Sukuna günümüzün Japonya'sına hayran kaldı. Fusun, özellikle de kadınların ve çocukların nasıl büyüdüğünü yorumladı ve yakında imzası olacak gülümsemesiyle dönüşü için bir kutlama olarak katliam başlatmayı ilan etti. Ancak şaşırtıcı bir şekilde vücudunu geri alan Yuji tarafından durduruldu. Megumi, Sukuna'yı kovmak için Yuji'yi öldürmeyi planlarken Satoru Gojo ortaya çıktı. Yuji'nin iradesini test etmeye karar verdi. Daha sonra Sukuna'ya Yuji'nin vücudunun kontrolü bilerek verildi. Gojo'ya saldırdı ama zayıf durumu onun en güçlü jutsu büyücüsüyle boy ölçüşemeyeceği anlamına geliyordu. Yuji 10 saniye sonra kontrolü geri almaya başardı. Ertesi gün Sukuna'nın parmaklarından bir diğeri Yuji'ye gösterildi. Bastırılmış olmasına rağmen tamamen mühürlenmekten uzaktı. Yuji Tokyo Koleji'ne getirildiğinde Sukuna, Gojo'nun büyücülerin lideri olmadığını öğrendi. Kendisini gösterdi, Gojo'nun çok güçlü olduğunu ve sadistçe Gojo'ya söz verdiği için nasıl hayal kırıklığına uğradığını belirtti. Yuji'yi hemen öldürmediği için Yuji'nin vücudunu ele geçirdiğinde ilk önce Gojo'yu öldüreceğini söyledi. Bir gözaltı merkezindeki soruşturma sırasında Yuji ve Megumi özel dereceli lanetli bir ruha karşı ezildiler. Yuji umutsuzca Sukuna'dan yardım istemeye çalıştı, sadece Sukuna alaycı bir şekilde reddetti bunu. Ölse bile ondan geriye 18 parça kalacağını belirtti. Yuji onunla yer değiştirirse arkadaşlarını öldüreceğini söyledi. Yuji Megumi'ye gitmesini söyledi. Gittiklerine dair sinyali aldıktan sonra Yuji'nin uyarılarına rağmen onunla geçiş yapmayı görmezden geldi, rahatsız öfkeli olan Sukuna'ya kontrolünü verdi. Ruhu ele geçirmek yerine Sukuna, Megumi'yi ortadan kaldırmak için ruhla savaşmaya karar verdi. Ruh Sukuna'ya saldırmaya başladığında Sukuna saldırıları kolayca bloke etti ve kendisiyle parmak taşıyıcısının aynı rütbede sınıflandırılmasını aşağıcı bularak ruhu kolayca alt etti. Ruh kendini iyileştirdiğinde alaycı bir şekilde etkilenmeden ne Yuji'nin ne de ruhun gerçek jutsu büyücüsünün ne anlama geldiğini anlamadığını ve onlara göstermeye karar verdiğini, bunun için de ruhu kolayca parçalara ayırmak için etki alanı genişletmesini kullandığını söyledi. Sukuna daha sonra parmağını geri aldı ve bu da ruhun ölmesine neden oldu. Sukuna daha sonra öfkeyle Yuji'ye onunla geçiş yapmasını söyledi ama Yuji yapmadığında mutlu memnun oldu. Gözaltı merkezinin dışında anında Megumi'nin önünde belirdi. Megumi ile jutsu bağlamada onu kullanabileceklerine inandıkları için dalga geçti. Yuji bir süre geri gelmezken Sukuna Yuji'nin onunla değişemeyeceği şekilde Yuji'nin kalbini çıkarttı. Sonra da onun özel derecede lanetli ruhtan aldığı parmağı yedi ve onunla alay ederken Megumi'yi öldürmeyi planlıyordu. Yuji'nin kendini feda edeceğine inandığı ve ölümle karşı karşıya kaldığını ne kadar korktuğunu sadistçe hatırladığı için yapmıştı bunları.
Daha sonra burada Megumi ile savaşmaya başladı. Ama bu savaş onun için çok kolay bir savaştı. Karşısındakinin yeteneklerini analiz ederek ve yakın çevrelerle savaşma konusundaki istekliliğini ve becerisini kontrol ederek savaşıyordu. Megumi'nin savaş stili Sukuna'nın ilgisini çekmişti. Megumi ile değerli bir tekneye sahip olduğu halde tam olarak kullanamadığı için dalga geçiyordu. Ancak burada Megumi tekniğini en ileri düzeyde kullanmayı başardı ve bu Sukuna'yı etkiledi. Burada dövüş devam ederken Yuji ölümü tercih ederek Sukuna'nın kontrolünü yeniden kazandı. Sukuna Yuji doğuştan etki alanına getiriyordu. Burada çaba harcamadan Yuji ile savaşırken becerilerinin ne kadar basit olduğunu düşünüyordu, onunla alay ediyordu. Bundan dolayı Yuji bayağı sıkıcı bir karakter geliyordu ona. Burada Yuji'den bir söz vermesini istedi. Burada Yuji belirli bir süre için kontrolünü Sukuna'ya verecekti. Ama orada ne olduğunu kendisi bile hatırlamayacaktı. Eğer bunu yaparsa Yuji ölümden geri gelecekti, hayatına devam edecekti. Savaş sırasında Yuji sözü verdi. Junpei üzerinde ide kullanarak Mahito'dan yavaş yavaş öldüğünde Yuji umutsuzca Sukuna'dan Junpei'yi kurtarmak için yardım istedi. Sukuna bu isteği sadistçe reddetti. İşler daha da zorlaştığında Yuji ile kendisine güvendiği için alay etti. Sukuna ve Mahito daha sonra Junpei'yi zalim kaderinden kurtaramadığı için Yuji'ye güldüler. Bu öfkeli Yuji'nin Junpei'nin ölümünün intikamını almak için Mahito'yu bitirmeye çalışmasına neden oldu. Sukuna her ne kadar dalga geçmesine rağmen Mahito üzerinde boş başkalaşım kullanmaya çalıştığında Yuji'nin Mahito'yu yenmesine dolaylı olarak yardım etti. İlk başta Mahito'nun Yuji'ye eziyet etmesine yardım ettiği için Mahito'yu affetmeye karar verdi. Sadece onu kovdu. Ama savaş ilerledikten sonra fikrini değiştirdi ve bütün etki alanını dağıttı. Sukuna reenkarne olduktan sonra Sohachi Köprüsü'ndeki parmak uyandı. Bu parmak insanları öldürmeye başladı. Megumi, Sukuna'nın parmağına sahip olan ruhu yenmeyi ve onu geri almayı başardı. Bu olay Sukuna'yı bayağı etkilemişti çünkü Megumi'nin ne kadar güçlü olduğunu gördü. Yuji ve Nobara Megumi ile yeniden bir araya geldikten sonra Sukuna Yuji'nin avucundaki bir ağzı oluşturdu. Megumi parmağı Yuji'ye verdiğinde parmağı yedi. Günler sonra Sukuna Yuji ile yine dalga geçmeye başladı. Sukuna'nın uyanışı insanları nasıl öldürüyordu, bunun hakkında dalga geçiyordu. Tüm bunlar Yuji'nin suçuydu çünkü o parmaklardan bir tanesini yemişti. İlerleyen zamanlarda Sukuna Yuji'nin Chozo'ya karşı savaşını izlerken görüldü. Yuji'nin daha düşük bir rakibe nasıl kaybedeceği hakkında yorumlar yapıyordu. Yuji parmaklarla beslenmeye devam ettiğinde Sukuna artık 15 parmağını geri almıştı. Sukuna Yuji'nin vücudunu kontrolünü ele geçirdi ve anında Jogo'nun elini keserek ona dokunmamasını söyledi. Nako ve Mikimo'ya da zorluklar çıkarttı. Ama burada yaptığı şey sadece Jogo'nun kafasının üstünü kesmekti. Nako ve Mimiko'ya ne istediklerini sordu. Bu sohbette kendisine emir verilmesinden hoşlanmadığı için onları öldürdü.